Yepyeni bir haftadan hepinize merhaba. Yeni hafta diyoruz ama bir güneş tutulması haftasına giriş yapıyoruz. Bu güneş tutulmalı hafta hayatımızda çok büyük değişimlerin ve farklı olaylara gidişatımızı değiştirecek konuları çok yüksek bir şekilde etkileyecek. Hayatımızın her alanında yaşadığımız her konu çok önemlidir, farklıdır ama bu güneş tutulması sonrası daha farklı, daha orijinal ve gerçekten kadersel dediğimiz yani seçim yapmak durumunda kaldığınız olaylar karşı karşıya kalabileceğinizi söyleyebiliriz. Aslında bu süreç 6 aylık bir süreç olacak. Çünkü 2021 yılında yine ikizler ve yay aksında tutulmalar devam edecek. Bu tutulmanın hem bir 2018 yılından bu zamana başlayan olayların bir sonlanması hem de yeni başlangıçlar içerisinde bulunmanız için yeni nedenler bulmanıza sebep vereceğini söyleyebiliriz. Hadi o zaman bu hafta bir bakalım. Hem önümüzdeki bu haftalık sürecin yorumu hem de güneş tutulmasının sizdeki etkisini değerlendirelim. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, sevgili koçlar bu hafta içerisinde özellikle kariyerinizle ilgili konularda önemli bazı geçişler yapma noktasında bazı güç savaşları içerisinde olabilirsiniz. Yani rekabet söz konusu olabilir iş hayatınızda ya da kariyer hayatınızda bazı konularda daha fazla, olduğundan daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor olabilir. Eğer bir iş hayatınız yoksa bir iş hayatına geçiş yapmanız da mümkün olabilir. Kariyerinizle ilgili çok ciddi, radikal bazı değişimlere doğru gidiyorsunuz. Uzun süredir, 2 yıldır oldukça emek harcadınız, kariyerinizle ilgili oldukça çaba sarf ettiniz. Şimdi bunları artık tamamlama ve bunların meyvelerini alma zamanları olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte değerlendirmeniz gereken bir konu da ilişkileriniz. İlişkilerle ilgili konu çok önemli olacak bu hafta. Bu hafta artık içinizde soğuduğunuz, bittiğini düşündüğünüz konuları tamamen kapattığınızı söyleyebiliriz. Bunun için siz de gerekli gayreti gösterebilirsiniz ve hiç endişe etmemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü artık içinizde uzun zamandır kalan, aklınızı karıştıran ve sizi kaygılandıran her türlü ilişki dinamiğini bu hafta artık bırakma kararı muhakkak almalısınız diyoruz. Şimdiden keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar, sevgili boğalar bu hafta güneş tutulmasının etkisiyle birlikte hayatınızda radikal değişimlere doğru ilerliyorsunuz. Değişmediğini düşündüğünüz, değişemeyeceğini düşündüğünüz ya da değişime yakıştırmadığınız şeylerin bile farklı bir noktaya gittiğini görebilirsiniz. Hiç bırakmayacağınızı düşündüğünüz işiniz, hiç bırakmayacağınızı düşündüğünüz eşiniz, ilişkileriniz, bu her neyse, belki dostluklarınız, burayla ilgili artık net kararlar verme zamanı içerisinde olabilirsiniz. Belki bir şeyler sizi çok fazla yoruyor ya da bazı şeyler çok fazla zamanınızı alıyor. Siz yeni bir yaşam biçimine, yeni bir teknoloji biçimine geçiş yaparak farklı bir alan ve farklı bir yön seçmeye gideceksiniz. Bunun ne olduğunu biz bilmiyoruz ama siz biliyorsunuz. Hayatınızla ilgili vereceğiniz bu kararın arkasında durun ve lütfen ilişkiler konusunda çok sert ve radikal hızlı dönüşümleri bu hafta yapmayın. Bunu sürece yayın. Biraz daha sakin, biraz daha anlayışlı olmayı, hoşgörülü olmayı seçin. Bu haftadan sonra, özellikle sonraki güneş tutulması sonraki haftası biraz daha kendinizi sakin, daha dingin ve daha net kararlar veriyor olarak görebilirsiniz. Bu hafta vereceğiniz kararlarda çok acele etmemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdiden keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler, yay burcundaki güneş tutulmasıyla bu haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu tutulma etkileriyle birlikte ilişkilerde daha somut gerçekliklerin peşine düşüyor olabilirsiniz. Yani belki ilişkinizde ne kadar seviliyorsunuz, ne kadar değer görüyorsunuz ya da siz ne kadar değer veriyorsunuz. Bunları sorgulayabilirsiniz. Aile hayatınızda da biraz baskı, aile ilişkilerinizde sizleri bir bazı konularda manipüle etmeleri sizi biraz moralman düşürüyor olabilir ya da ne yönde gideceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili çok savaş vermeden ilişkilerinizi toparlamayı seçin. Bu hafta aklınızda ilişkilerle ilgili çok fazla bir problem olmamasını ve artık burayla ilgili net kararlar veriyor olmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Satürn ve Jüpiter'in de Kova burcuna geçiş yapıyor olması ve burada yüzyılın kavuşumunu 21 Aralık günü gerçekleştiriyor olması hayatınızda bazı olayların daha farklı bir yöne gitmesini ve daha rahatlayacağınızı söyleyebiliriz. Sadece bu hafta çok köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz kendinizi. İlişkilerde her gördüğünüzü, her duyduğunuzu hemen ön yargılı yaklaşımlarda bulunup hemen belirli imgelemeler yapmamanızı tavsiye ediyorum.
ediyoruz. Kendinizi uzun zamandır belli konularda çok fazla kandırdıysanız bu hafta bunu da kabul etmeniz için doğru olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler. Bu hafta içerisinde yay burcundaki tutulma ile başlıyoruz. Güneş tutulması ile başlıyorsunuz. Özellikle iş ortamınızda, ilişkilerinizde gözlemlediğiniz ve sürekli size tıkanıklık yaratan olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki eşinizin ailesiyle ilgili konular, belki eşinizin ailesinin parasal konuları, belki de finansal anlaşmazlıklar, borç alma, borç verme, burada birbirinizi bazı suçladığınız konular bile gündeme gelebilir. Burayla ilgili durumlar oldukça önemli olacak. Ya da eşinizle ortak iş yapıyorsanız, yaptığınız ortak işte parasal bazı yol ayrımlarına gitmek isteyebilirsiniz. İş ortamınızda değişimler, iş arkadaşlarınızla ilgili bazı öğrendiğiniz konular, arkadan dönen bazı problematik olaylar ya da çalışanlarınız vardır. İşi bırakmak istiyordur, ayrılmak istiyordur. Sizin yerine birini bulmanız belki biraz kaos yaratabilir gibi. Konuların hepsine çok açık olduğunuz bir süreçtesiniz. Demek oluyor ki bu hafta içerisinde mümkün oldukça sorumluluklarınızı iyi planlamanız gerekiyor. Ve planlı ve bir B planı yaparak, yani herhangi bir çalışanınızın yanınızdan ayrılması ya da farklı bir değişim söz konusu olduğunda sizin bu iş yükünü nasıl yöneteceğinize karşı iyi bir profil çizip iyi bir B planı yapmanız ve bazı durumları toparlama gücüne sahip olmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Yani bu bir öngörü, bunu hayatınıza dahil edebilirsiniz. Kendinizden uzaklaştığınızda birazcık daha hayatın nedenlerini sorgulamaya başlayabilirsiniz. Yani çok fazla kendiniz odaklı, çok harcanıyorum, çok perişan oluyorum ya da kendinize çok acıma duygusu içerisinde olma nedenleri yaratmayın. Yani kendinize çok acımamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu hafta içerisinde bu duygular içerisinde olabilirsiniz ve fazla kendinize acıma duygusu sizi kendinizden, çevrenizden, yaşama olan bağlılığınızdan uzaklaştırabilir. Lütfen bu konulara da dikkat edin. Sizler olması gerekeni elinizden geldiği gibi yaptınız. Gücünüz buydu. Bunu yapabildiniz. Olaya bu açıdan bakın ve kendinizi suçlamak yerine bundan sonra daha doğru kararlar verme yönünde ilerlemeyi seçin diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar, haftaya yay burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasıyla başlıyorsunuz. Yorucu birkaç yılı geride bırakıyorsunuz. Sizler de artık bu güneş tutulmasıyla birlikte daha fazla yaşama olan bağlılığınızı, yaşam enerjinizi daha fazla ortaya koyacaksınız. Zaten Satürn ve Jüpiter'in de kova burcuna geçiş yapıp, yani 17'sinden sonra, artık bu haftanın en önemli gündemlerinden biri de o, 17'sinden sonra hayatınızda bazı şeylerin daha fazla değiştiğini, daha fazla düzene girdiğini görebilirsiniz. Daha hayatınızda özgür bir düzen içerisinde ilerleyeceksiniz. Zor bazı günleri atlatıyorsunuz. Artık önünüzde daha kendinizi iyi hissedeceğiniz, daha pozitif bakacağınız ve daha kararlı olacağınız bir süreç başlıyor. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız ama bu süreçte, bu haftada özellikle dengede kalmanız çok önemli bir husus olacak diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar, sevgili Başaklar, haftaya yay burcundaki güneş tutulmasıyla başlıyorsunuz. Bu sizlerin hayatlarında böyle biraz inişli çıkışlı giden işleri daha netleyecek bir tutulma etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu süreç sanki yeni başlıyor. Bir 6 aylık süreç olduğunu da bahsedebiliriz. Özellikle bu hafta içerisinde Satürn ve Jüpiter'in de kova burcuna geçişleri hayatınızdaki sorumlulukları tamamen değiştirerek kendi özel alanınızda kendi istediğiniz özgürlüğü yaratma fırsatı sunabilir. Belki de bu duygularınız tetikleniyor. Belki de bu ihtiras içerisindesiniz. Ya böyle olmasını istiyorum, böyle gitmesini istiyorum dediğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz. İç dünyanızda yaşayacağınız ve vereceğiniz kararlar o kadar önemli olacak ki bu hafta. Bazı hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Bazı tökezlemeler yaşamış olabilirsiniz ama sizlere tavsiyemiz ayağınızın takıldığı taşta aklınızın kalmaması olacak. Bu hafta ciddi kararlarınızı verin ve yolunuza bakın diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar, sevgili teraziler, haftaya yay burcunda gerçekleşecek güneş tutulması ile sizler de hareket ediyorsunuz. Bu hafta içerisinde özellikle kariyerinizle ilgili çok ciddi ve radikal bazı değişimlere doğru ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda bununla birlikte eş zamanlı olarak da ilişkiler de çok önemli bir noktaya gelebilir sizler için. Üretmek adına yeni bir yol kazacaksınız. Yeni bir yola çıkıyorsunuz. Üretmek olacak bunun temeli. Paylaşmak, üretmek. Bu size hem itibar hem
de toplumsal anlamda bir güç getirebilir. Bu hafta vereceğiniz kararlar bu bağlamda hem yaratıcılığınızı geliştirecek hem de burada vereceğiniz kararlar sizi birkaç yıl sonraki kariyer hikayenizi hazırlayacak diyebiliriz. Bu haftanın en önemli gündemlerinden biri de Satürn ve Jüpiter'in çağ değiştirmesi dediğimiz kavuşumu. Yani Kova burcundaki kavuşumu zaten birkaç yıl çok işinize yarayacak. Burada kendinizi daha özgür, daha nitelikli ve daha güçlü hissedeceksiniz. İlişkilerde de daha ilahi adaleti bulduğunuz bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Bunu bu haftaya sıkıştıramayız. Bu yaklaşık önümüzdeki 6 aylık süreci gösteriyor. Sadece bir şeylerin yoluna girebilmesi için ufak tefek kaoslar belki olabilir. Sizler de bunları çok daha sakin bir şekilde yönetiyor olabilirsiniz. Mümkün oldukça parasal konularda bu hafta çok büyük risk almamaya özen gösterin. Daha sakin kalmaya dikkat edin. Perşembe ve Cuma gününden sonra daha kararlı, daha net önünüzü görebileceğiniz bir zaman başlayacak diyoruz. Eski ilişkilerle ilgili de eski sünger çekme zamanı ve artık bazı şeyleri 2020 yılında bırakma zamanı olduğunu da sizler için söyleyebiliriz. Çünkü önünüz çok güzel, çok aydınlık ve çok ferahlık diyoruz. Şimdiden keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler, haftaya yay burcundaki güneş tutulmasıyla başlıyorsunuz. Aslında 2018 yılından bu zamana kadar parasal anlamda kazançlarınızı kendi başınıza elde etmek için uğraştığınız iş planlarınızı bu hafta harekete geçirmek istiyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili işbirlikleri, ortaklıklar için çok güzel bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Burada en azından finansal kazançlarınızı arttırabileceğiniz fırsatlar elde edeceksiniz. Eğer eşinizle birlikte iş yapıyorsanız, eşiniz ortaksa ya da bir ortağınız varsa, ortaklıklarla ilgili bazı anlaşmazlıklarda daha ciddi ve daha kararlı, daha net çizgiler içerisinde olmalısınız. Bazı hayatınıza dahil olacak kişiler ya da bu hafta hayatınızda işbirliği yapacağınız kişilerle ilgili net sınırlarınızı çizdiğinizi, net her şeyi ortaya koyduğunuz konuşmalar yapmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Parasal konuşmalarda asla hiçbir şeyi havada bırakmamanız çok önemli olacak. Geçmişi bir kenara bırakma zamanı bu hafta. Geçmişle ilgili gelen ve geçmişte sizi yoran hiçbir olayı bu hafta önünüze taşımamanız çok doğru bir karar olacaktır. Satürn ve Jüpiter'in kova geçişi özellikle taşınma, yer değişikliği ya da aile ilişkilerinizdeki bazı sorumlulukları da biraz önünüze getirebilir. Değişmem dediğiniz, asla yapmam dediğiniz şeyler belki de hayatınızda önemli bir noktada sizi oraya taşımak adına biraz zorluyor olabilir. Daha esnek olmak sizleri daha uyumlu kılmaya neden olabilir. Biraz daha esnek olmayı seçin diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yay olanlar, sevgili yaylar, haftaya burcunuzda gerçekleşecek olan tutulma ile başlıyorsunuz. Güneş tutulması bu yaklaşık 6 ay sizin hayatınızda önemli etkiler getirecek. Zaten 2015 ve 2017 yılları arasında oldukça bu alanda bazı kararlar vermiştiniz ama bu tutulma ile birlikte sanki bir rövanş alacaksınız. Böyle düşünün, bir şeyin kazancı geliyor, bir şeyin daha iyi olma fırsatı önünüze geliyor. Bunu hayata geçirmek için yeterli nedenler, yeterli imkanlar sağlayacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tutulmayı iyi değerlendirmek için en azından bu hafta içerisinde yapacağınız görüşmelerde daha makul olmak, daha kararlı olmak, istikrarlı olmak çok önemli olacak. Sizler için Satürn ve Jüpiter'in de Kova burcuna geçmesiyle birlikte hayatınızla ilgili temel, özellikle kazançlarınızla ilgili temel kararlar verebilirsiniz. Bunlar çok önemli konular olacak. Geleceğinizi inşa ettiğiniz ve geleceğinizde yeni bir yol tasarladığınız her şeyi bu hafta başlatabilirsiniz. Biraz daha sizi siz yapan fikirleriniz olduğunun farkına varmalı ve burayla ilgili kendi fikirlerinizin arkasında durmanız gereken bir hafta olduğunu unutmamalısınız. Şimdiden keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar, haftaya güneş tutulmasıyla başlıyorsunuz. Yay burcundaki güneş tutulması sizlerin bazı sorun ya da sorumluluk, bunların arasındaki o ince çizgi, hayatınızda bunları toparlayabileceğiniz bir süreci başlatıyorsunuz. Sorumluluklarınızı iyi dengelediğiniz, çalışma ortamınızı düzenlediğiniz, belki de biraz küçülmeye gittiğiniz bir hafta olabilir. Buradaki olaylar eskiden tezahür eden, eskide sizi yoran olayların bir devamı da olabilir. Bunlara bu hafta biraz
dikkat edin. İlişkilerde kendinizi daha savunmasız, daha güçsüz hissediyor olabilirsiniz. İnsanlarla nasıl iletişim kuracağınızı ya da ilişkilerinizde nasıl iletişim kuracağınızı, kendinizi nasıl anlatacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Ya da çok şüphe, kaygı, huzursuzluk hissediyor olabilirsiniz. Bunlara çok takılmayın. Bu çok geçici bir süreç olacak. Önemli olan bu sürecin geçici olduğunu bilip çok fazla dürtüsel hareketlerde bulunmamak. Özellikle ilişkiler, iş ilişkilerinizi çok daha iyi kontrol ediyor olmanız lazım. Bu evliliğiniz, bireysel ilişkilerinizde de çok önem arz edecek. Biraz daha sakin kalmalı ve çok tepkisel davranışlar, konuşmalar içerisinde olmamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Parasal anlamda, finansal anlamda da bazı yatırımlar bu hafta söz konusu olabilir. Belki müşterilerinizle diyaloglarınızda almanız gereken, alamadığınız şeyler, belki engellenen bazı transferler, sosyal medyada yaptığınız işler, bunlar biraz konuşulabilir ve burayla ilgili kaygılarınız olabilir. Bunlara da dikkat edin. Çok fazla açıklayıcı olmayı özen gösterin ama çok fevri ve dürtüsel olmamaya da gayret edin diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, sevgili kovalar. Evet, haftanın ilk günü gerçekleşecek olan güneş tutulması etkisiyle birlikte hayatınızda somut adımları gerçekleştirmek için çok büyük fırsatlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Bu haftanın önemi sizler için Satürn ve Jüpiter'in de artık kova burcuna geçiyor olmasıyla başlayacak. 21 Aralık yani önümüzdeki haftada bu kavuşum gerçekleşecek ve bir kova çağı dediğimiz, aslında tanımını genelde böyle kullanıyoruz, bir kova dönemi başlayacak hayatımızda. Yeni bir başlangıç olacak sizler için. Yeni sorumluluklar, yeni tanınmalar, yeni iş ortamları, yeni ilişkiler belki. Hayatınızda bazı şeylerde sorumluluklar daha fazla artacak ama gücünüzü, itibarınızı, paranızı belki daha fazla arttıracağınız da bir süreç başlıyor. Olaya nereden baktığınız ve nereden genişlettiğiniz çok önemli olacak. Bu geçiş belki de birkaç yıl sonra ciddi anlamda sorumluluklarınızın kıymetini bilip bazı kısıtlanan özgürlük alanlarınızı iyi yönettiğinizde tarihe kendinizi çok daha farklı yazdıracak şekilde olabilir. Bu aynı zamanda bir fırsat olacak. Bunu çok iyi, çok mantıklı ve çok güzel bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Yeni iş girişimleri içerisinde bulunun, adil davranın, dürüst olun ve hiç kimsenin işiyle, gücüyle ya da başkalarının itibarıyla kendinizi kıyaslamadan, ki bu sizi hiç yaptığı şeyler değildir. Ama kendinizi o hırs çemberi içerisinde tüketmeden çok daha kendi alanınızdaki başarılarla ilerlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu sizler için çok önemli ve özel bir dönem. Bu haftada mümkün oldukça bu rotada giderek devam edebilirsiniz. Şimdiden başarılar diliyoruz sizlere. Keyifli güzel haftalar. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar, haftaya çok hareketli başlıyorsunuz. Yay burcundaki güneş tutulmasıyla hareketlenmeler başlıyor. Özellikle kariyer hayatınızda biraz kendinizi sorguluyor olabilirsiniz. İş hayatınızda bazı şeyleri bırakıp gitmeyi düşünürken ya da hayır ya ben geri döneceğim ve kendi gücümü ispatlayacağım dürtüsü içerisinde bir çelişkide de gidiyor olabilirsiniz. Doğru olan her zaman kendi mekanınızda, kendi yaptığınız meslekte istikrarlı bir şekilde hareket ediyor olmak olacaktır ama şayet değişen bu dünya koşulları, yeni girdiğimiz bu çağ içerisinde yeni fikirleriniz varsa ve daha uyumlu, daha başarılı olacağınıza inanıyorsanız bu hafta neden başlatmıyorsunuz diye soralım o zaman sizlere. Bu hafta mutlaka bunları harekete geçirmek için güçlü bir şekilde adımlar atabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Geçmiş eski ilişkilerinizle de ilgili mümkünse burayla ilgili çok fazla stresler yaratmadan hareket edin. Eski ilişkilerinizi gündeme getirmeyin. Ya da gelse bile bunları daha şefkatli, daha merhametli bir şekilde yönetmeyi seçin. Parasal anlamda da belki yöneticilerinizle finansal koşullarınızı konuşmanız. Konuşayım mı, konuşmayayım mı diye tedirgin olduğunuz şeyler olabilir. Bence bu haftada beklemeyi seçin. Önümüzdeki hafta daha rahat konuşmalar, daha özgür konuşmalarda bulunabilirsiniz. İş ortamınızın, çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi iyice bu hafta bir gözlemleyin ve biraz sakin, sessiz kalın diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz.